Kararlara ilaveten beni kubbe veziri tayin ettiler sultanım. Bundan böyle divanda gözünüz kulağınız ben olacağım. Âlâ. Peki kemankeş? Onu da çağırmışlardı divana. Kemankeş artık ketüdağınız değil. Yeniçeri Ocağı'nın başına geçti. Hayırlısı olsun. Nizam alem için tedbir almak şart. Benim endişem cezaların ağırlığı. Sırf tütün içti diye birini idam edeceksek halimiz nice olur. Siz başımızda oldukça her türlü melanetin üstesinden geliriz sultanım. Sultanım, dün akşam silahtar aile tesadüf ettim. Bir laf etti, mana veremedim. Neymiş o? Hanedana damat olacağımı işitmiş. Nasıl kulağına gitmiş hayret. Öyle bir düşüncem var, evet. Fakat henüz karar vermedim. Siz nasıl münasip görürseniz sultanım. Artık buradaysan paşam, tetkik etmeni istediğim bir mevzu var. Şehzade Bayezid gizlice saraydan gidip yanlış bir işe karışmış. Aslı astarı nedir öğrenmeni istiyorum. Emredersiniz sultan. Bu yasaklar bardağı taşıran son damla olacak. Ahizade Efendi ile konuştun değil mi? Elbette. İlmiye'de boşalan makamlar için yeni tayinler yapacak. Âlâ. İnşallah Sultan Murat tasdik eder. Karşı çıkabileceği isimler değil Sultan. Hepsi itibarlı, tecrübeli zatlar. Beni esas düşündüren Şehzademiz Bayezid. Ölüme mahkum edilmiş bir yeniçeriyi subaşının elinden almış. Şehzademiz yok yere ateşle oynuyor. Ben alakadar olacağım. O ses neydi öyle? Sultanım, hareme dönün siz. Yakalanıyordumlar. Ne oldu peki Gülbahar Sultan? Kimle konuşuyormuş? Yine göremedim. Ne konuştular onu da duyamadım. Her kimse mevki makam sahibi olduğu muhakkak. Bir şeyin peşindeler Nar. Gülbahar denen o iblis hünkârımızın başına çorap örecek. Ne yapabiliriz ki sultanım? Hünkârımıza diyemeyiz. Kösem Sultan'a da. Gidebileceğim biri var. O bir çaresini bulur. Civan Merdim, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne diye idam mahkumu bir yeniçeriyi azat edersin? Üstüne vazife mi? Siz nereden öğrendiniz bunu? Sinan Paşa'ya malumat gelmiş. Gizlice çıktığın yetmiyormuş gibi bir de subaşının elinden yeniçeri almışsın. Ya Sultan Murad'ın kulağına giderse? Korkacak bir şey yok. O yeniçeri masumdu. Hem ben izah ederim hünkârımıza. Sakın. Hayır. Durduk yere suyu bulandırma. Bir şekilde vaziyeti örtbas edeceğiz. Hem sen ne demeye çıkıyorsun anlamıyorum. Bir sebebi yok validem. Sarayda sıkıldım, dolaşmak istedim biraz. Hünkar abinin aldığı kararları işitmedin mi aslanım? Ahaliyi kırıp geçirecek. Sakın göze batayım deme.